Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Halkın tarihine cahil, inancıyla kavgalı, kültürüne yabancıdırlar. Batıya öykünürler. Onlara şirin görünmeye çalışırlar. Bizi de onlara durmadan şikayet ederler. Ama inşallah milletimiz onları tanımıştır. Hatta 14 Mayıs 1950'den beri onları tanımaktadır. Yine bir 14 Mayıs günü sandığa gideceğiz. %20-25 bandına sıkışmış bu zihniyet Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde asla iktidar yüzü göremeyecekler. Bu nedenle o sıkıştıkları banttan çıkmak için aslında takiye yapıyorlar. Biz değiştik diyorlar. Onların değiştiğine inanmayın. Onlar değişmemişler ve değişmeyecekler. Sadece değişmiş gibi görünüyorlar. Kürtler adına siyaset yaptığını iddia edenler de kendi siyasi ikballeri için Kürt'ün inancına savaş açmadılar mı? Kürt'ü kendilerine boyun eğdirmek için kundaktaki bebeğini kurşuna dizmediler mi? İşte zihniyet, aynı zihniyet, ideolojik akrabalık onları bir araya getirdi. Bundan sonra da birlikte yürürler muhtemelen. 14 Mayıs'ta meseleleri çözümsüzlüğe mahkum edip o çözümsüz meselelerin üzerinden rant devşirmeye çalışanlara da tarihi bir ders vereceğiz. Şiddetin, silahın asla bir hak arama yöntemi olamayacağını göstereceğiz ve ne kadar sorunumuz varsa çözülenler çözüldü, çözülmeyi bekleyenler inşallah hepsini konuşarak, diyalogla, kardeşçe, adalet temelinde çözeceğiz. 24 Haziran 2018'de seni başkan yaptırmayacağız. Ne oldu peki? Başkan yaptık mı? 24 Mayıs 2023'te bir daha başkan yapacak mıyız?